Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Sahabalarning hayotini o'rganishga devam etarkanmiz, bugungi biz suhbat qiladigan sahabaning ismi Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu. Har bir kishi haqida kimdir yaxshi guvohlik beradi. Yaxshi odam, xolos odam, sahih odam va hokazo. Ana shu baho berayotgan odam qanchalik hurmat e'tiborli kishi bo'ladigan bo'lsa, uni berayotgan bahosi ham shunchalik qadrli bo'ladi. Endi bu kishi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi baho bergan. Rasululloh maqtagan bu kishini. Nimadan maqtagan? Qol alayhi va sallam li kulli ummatin aminun va aminu hadhihi al-ummati Abu Ubayda. Har bir ummatni ishonchli, kuchli kishisi bo'ladi. Bu ummatın işansını küçülçüsü Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radiyallahu anh. Demek bu şakırı Resulullah ummatın en işansını küçülçüsü de merhamet edin. Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radiyallahu anh baran boylik, keng yüzlik, kavmat gelişken, basarlar kişi boyun. O kişinin görgen kişinin közü bir haybet götürlerdi. O kişi buna bir madde subatı gen kişi, 2-2 madde oturup yaklaştığını iştiyak edip olardı. İnsanların kalplerini özüge cazıklardı, uğradı kasıklardı. Abu Ubaydah radıyallahu anhu, İslam'ını birincilerden bulup kabul eden kişilerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Abu Bakr Sıddık iman getirgen günü, ettes günü, Abu Bakr de kolada Resulullah'a iman getirgen. Ve Usman ibn Maz'un, Abdurrahman ibn Avf ve Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radıyallahu anhu'lar birle gelişi barı Resulullah'ın huzurunda. Bu arada arasında Arkam ibn Abil Arkam bu gel. Bana şu tör kişi varı peygamberimizge nubuvvet ilan kılgen günü ikinci gün iman kildirişken. Yani İslam'ın mihneti bana şu kişiler yelke düşülengen. İslam'ını kötergen üstünler bu gel. Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radıyallahu anhu bu kişinin fazilet hakkı da Abdullah ibn Umar radıyallahu anh dedi ki Kureyş kabilesinden 3'lü kişi var. Ular Kureyş kabilesinin yüzü. Ular Kureyş kabilesinin ziyneti. Gapırsa rast gapırışadı. Gapırsa siz yalan çıkmıydı. Ularda haybet var. Bular Abu Bakr Sıddık, Usman ibn Affan ve Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radıyallahu anh. Bu kişinin manzilatını Abdullah ibn Umar, Abu Bakr ve Usmanlar Katar'da sanıydı. Şunelikke layık olan kişilerden. Abu Ubaydah radıyallahu anh İslam'ın bana birincilerden bunu kabul edeceğim dedi. Ve cemiyi ki kan diye bir Müslümanlar gibi Mekke'de kan diye bir meşakkat, musibetler yetken olsa hamasını götürdü. Mekke'deki cemiyi ki meşakkatler başlanışından tam Medine'ye hizmet kılıp gitmeye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdu. Alemlerini tenk ötürüştü. Lekin Mekke'de görgen bu meşakkatları bu musibetleri Badr günü Abu Ubaydah'a robora bo'lgan musibat dolu hiç narsa emas. Badr günü nima bo'ldi? Abu Ubaydah aytdi kelishgan, baquvvat, barakatli, jussali, kuchli inson bo'lgan. Quraysh mushriklari bilan birinchi bo'lgan jihatda Abu Ubaydah'ın roparasiga birorta mushrik kela olmaydi. Agar kelsa, albatta halok bo'laveradi. Abu Ubaydah'ın roparasiga birorta mushrik kelmaydi. Hamas hattoki otliq bo'lgan mushriklar keladida Abu Ubaydah oldan teskari qilib boshqasi bilan olishib ketaveradi. Abu Ubaydah'ın ro'parasiga kelishikka birortasining quvvati na bilagini, na yuragini quvvat yetmaydi. Lekin bir mushrik Abu Ubaydah'ni doim ta'qib keladi. Abu Ubaydah qayoqqa yursa peshanasiga chiqadi. U bilan olishmoqchi bo'lsa o'rtaga tushadi. Go'yoki o'ziga bir chaqirayotgandek. Abu Ubaydah'ning sabri nihoyasiga yetadi. Navbatdagi oldiga chiqqan mahalida Allohning dushmanlari bilan bo'layotgan jangdan to'sayotganligidan shu bilan olishadida boshiga qilish bilan bir urada boshini ikkiga bo'lib halokini yo'qotadi. Tabiiyki bu mushrik kim ekan degan savol tug'iladi. Nimaga hamma boshqa mushriklar qo'rqib qochayotganda bu qo'rqmasdan peshanasiga keladi. Hozir ro'parasidagi bo'lgan kishini kimligini aytsak biz hayron bo'lishimiz mumkin. Bu o'zini otasi Abu Ubaydah'ning otasi edi. Abu Ubaydah radhiyallohu anhu'ga Badrda yetgan musibat, mashaqqat, Makkada yetgan mashaqqat oldida buyuk bo'ldi. Abu Ubaydah o'zining otasini o'ldirgani yo'q. Abu Ubaydah o'zining otasini ko'rinishidagi shirkni o'ldirdi. Chunki otasi bo'lishidan qat'iy nazar, akasi bo'lishidan qat'iy nazar, birodari bo'lishidan qat'iy nazar Allohning dinini yoshlikka to'sqinlik qilyapti.
Bu iş siz bilan bizi aklımızda nohatta bir ağır bo'lgan, hazm qilishimiz müşkül bo'lgan iş. Lekin mana shu ishni Alloh taolo müşrikni öldirganligi uchun Abu Ubaydadan rozi bo'lganligi haqida Qur'onda oyatlar nozil bo'ldi. Mana shu ishidan Alloh rozi bo'lganligi haqida Qur'onda oyat nozil bo'ldi. Birodarlar, qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda mana shu oyatlar o'qilganda Abu Ubayda uchun shunday oyat deb aytilmadi. Bu shunday sharafki, bunga Alloh azza va jalla faqat sahobalar buni yasar qildi. Alloh taolo Mujodala surasida astag'fir billah la tajidu qauman yu'minuna billahi val yawmil akhir yu'adduna man hadda Alloh va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min va yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum va radwan ulaika hizbullah ala inna hizballohi humul muflihun. Mo'minlar ichida Allohga va qiyomat kuni iymon keltirgan kishilar ichida Allohga dushmanlik qilgan bo'lsa, agar ular otalari bo'lsa ham, akalari bo'lsa ham, farzandlari bo'lsa ham yoki oilalari bo'lsa ham, Allohga va qiyomat kuni iymon keltirganlar ularni hech qachon yaxshi ko'rmaydi. Kechagi suhbatimizda aytdik, bu sahobalar bir odamni yomon ko'rsa, dinsiz bo'lgan uchun, mushrik bo'lgan uchun yomon ko'rgan. Endi kalima keltirib bugungi iymon kelsa, bugun yaxshi ko'raverdi. Ularni yaxshi ko'rishi ham Alloh uchun bo'lgan, yomon ko'rishi ham Alloh uchun bo'lgan. Otasi Allohga dinini to'sib mushrigi qildi, otasini chopdi. Bu Alloh tomonidan rozilikka sabab bo'lgan amal bo'ldi. Ular Alloh taolo qalblariga iymonni mustahkam o'rnatgan kishilar, o'zlaridan bo'lgan, Alloh taolo o'zidan bo'lgan ruh bilan ularni quvvatlantirdi. Ostlaridan oquvchi jannatlarga kirgizadi bularni Alloh. U yerda abadiy bo'ladi ular. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldi. Ular Allohning jamoasidir. Allohning jamoasi esa albatta najot topgan kishilardir. Shu oyat o'zi bu kishini qanchalik Allohning huzurida martabasi ulug' ekanligiga kifoya qiladi. Dalil kerak bo'ladi. Alloh maqtayapti shu bandasini. Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu iymondagi sobitligi, iymondagi quvvati mana shuni bo'lgan ishlari bilan bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Muhammad ibn Jafar aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldiga nasroniylardan bir to'p keldi-da, Abu Qosim deydi. Biz nasoralarning o'rtamizda bir pul muammosi chiqib qoldi. Sizlar musulmonlarni hurmatingizlar baland bizning huzurimizda. Bir o'zingizni sahobalaringizdan bir kishini bizga qo'shib bering, o'rtamizdagi shu muammo bo'lib turgan mushkilamiz hal qilib bersin. Rasululloh aytdi, hali peshindan keyin kelinglar dedi. Sizlarga ishonchlik, kuchlik bir kishini qo'shib beraman dedi. Bu hali hech kimga berilmagan sharaf edi. Ishonchlik, kuchli odamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi. Umar ibn Xattob aytadiki, shu gapni eshitgandan keyin dedi, peshin namoziga hammadan burun bordi. Peshinni o'qidim dedi. Namozni o'qib bo'lganimizdan keyin payg'ambarimiz bizga qarab, yuzini o'ngga, chapga burib, biroz istadi dedi. Shu sharafga noy bo'lishim, men qaqa bursa o'sha qarab deb kallamni ko'tarib turardim dedi. Umar ibn Xattob bo'y baland kishi bo'lgan. Men dedi Umar ibn Xattob, amirlikka boshlikka hech qachon intilgan emasman, lekin bu sharafni olishim uchun intildim dedi. Rasululloh qaqa qarasa, o'sh tomonga borib, shu ko'rinish berib o'rgan ekan, ya'ni men ispayotgan bo'lsa, topolmay qolmasin. Boshqa birovga bera olmasin bu sharafni deb. Chunki bu haqiqatan sharaf edi. So'ngra Abu Ubaydani ko'rdida, "Ey Abu Ubayda, ular bilan birga boring, ularning mushkulasini adolat bilan hukm qilib bering" dedi. Sharaf Abu Ubayda ibn Jarrohga ketdi. Bular nimani quvgan? Nimani asiri bo'lgan? Nimaga oshiq bo'lgan? Rasulullohga roziligiga, Rasulullohning ikki og'izining so'ziga oshiq bo'lganlar. Biz nimaga oshiqmiz? Abu Ubayda roziyallohu anhu Rasulullohning buyruqlarini bajarishda haqiqiy bir Allohga va Rasuliga itoatkorligini ko'rsatgan. Rasululloh Quraysh karvonlarini birini to'sishlik uchun bir kichkinagina sariyani jo'natadi. Shunda Abu Ubayda ibn Jarrohni amir qiladi. Kamag'achilikni ko'ring. 5 kun, 6 kun yoki 10 kun yuradigan yo'liga oziqni olib ketishlikka hech narsa yo'q. Mana faqirlik haqida dars o'tyapmiz. Qaranglar, Rasulullohning yonida turgan sahobalarda yegan ish narsa bir xolta qurmo bergan ekan. 15 yoki 20 ta odamga. Qana qilib ketishgan ekan.
Bir günlük bitti cançını, avukatı bir donu kurma donası koyun eken. Abu Ubayda Peygamberimizin buyruğunu bacarışıydı. Sabitlikini görün ki, ha bu ne bu aradı bu? 70 dirhemken Rasulullah bedin yeterdi. Bitti kurmadı şunurken, arkasından su çıkarken bir gün avukatı şu boyun. Buyruğa boyun itaattı, Rasulullah'a asil buluşuydu, ihtiyat buluşuydu görün. Atepano, bana sahabalar hayatını okuyapız, eşittirip bazı bir oranlarda akılımız olmaydı. Kanaba yönü kim bu? Bizge olsa yandırır bu genlere. Fakat onlar nefsini yenge olayken. Bizge olsa yandırır bu genlere de dalilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana Cüm'a surasını okuyan bulsak, Rasulullah namazda turgani de, Şam'dan ticaret kervanı kep kaldı. Yani bizdeki adam bu genlere. Yangi kelgan mollarni birinchi bo'lib olishlik ishtiyoqida namozda turgan rostlar tashlab chiqib ketish o'rgan ekan. Va soddalikni ko'ring, oddiylikni ko'ring. Rasululloh namozda tursa, orqada turgani bitta bo'lib chiqib, borib bozordan ham olib ketishgan ekan. Alloh taolo oyat nazil qildi. Agar ular tijorat yoki lahmni ko'rsa, sizni namozda tikka qilib bo'lib chiqib ketaveradi. Ayting, Allohning huzuridagi narsa sizlarning tijoratingizdan yoki lahvingizdan afzal. Rızkı yaş bir üstüne en zoru Allah Ta'ala diyor. Yani bizdeki adam da yiyen onlara. Fakat kıyın bozuya nefsini yengeçlikte kuvvet yetken onlara. Uhud günü de Müslümanlar kaşakış müşrilerden zarbayı mağlubiyet uçuraştı. Peygamberimiz açık kaldı. Muhammed görsatiler, Muhammed görsatiler degen müşriler köpeyip gitti. Peygamberimiz ki naizeler başka nasıl atılıştı başta gende. 10 kişi Peygamberimiz şimdi uğrat. Müşrikler de kemal nazarlayı köhreğin tutu verişti. Şuradan bittesi Ebu Ubeyde'nin cerrahıdı. Resulullah'ın çişleri sindi. Başları yarıldı. Yüzüge özü kiyen sağlıktan ikide halka ilaşıp kaldı. Resulullah'ın mübareği yüzüge halka ilaşıp kaldı. Resulullah çukur yıkılıp düşkenden müşrikler bittesi kattık zarbe verdi. Başıdaki duburgasıge kılıç teyip başını ezip koydu. İkinci zarbe yelkesige düştü. Peygamberimiz şimdi azar aziyatlar götürgen payıda Muhammed öldü de müşriler şeytan bakırdı birinci bunu. Şeytan ama şedeydi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüdeki halkanı çıkartıp taşlaştık ki Ebu Bakir Sıddık giden de Ebu Ubayda dedi ki ruhsat verin min kıleydi. Yani katı teyip koymasın da durup kelip yani şu ağzı ağzıya geçişi ben işletip bitti tatlı çıkar bu arada. Bitti çizsinip giderken. İkincisini, ikinci koyan kişilerin kişiler takken de, ikincisi sınarken de aldığı iki küre kişileri sınıp getirdi. Resulullah da şunu yaş görüyorlar. Ebu Bakir Sıddık etedi. Biz işimizdeki en kiralı kemşük Ebu Ubeyde'ydi inşallah. Çünkü bu kişilerini Resulullah da razı kılış yolu da vergenedi. Ular ızlarının mallarını, canlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün körmegen. Resulullah ızlarının canlarından hem barat buluyanlar için. Ebu Ubayda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki cemiki birge bugün gazatları da iştirak etti. Hani şimdi kendi bir meşakkatli işler buladıkken olsa Ebu Ubayda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdu. Sakif günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vefat etkenden keyin halife sallallahu günü de Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu yani kim halife buladık durup şimdi bir bahs bulurken de Ömer ibn Hattab etkendi. Ebu Ubayda koyunuzu uzatın. Men sizga bayat veremem, siz halife bo'ling. Chunki Rasulullah siz haqingizda, ummatda eng ishonchli kishi sizda bo'lgan. Qo'lingizni bering dedi. Endi qarab turing. Sahobalarni amirlikka boshlilikka yursa qochgan dedik. Sa'd ibn Amirni Umar borib Hamsga vali bo'lasan desa, meni fitnaga uchratma deyapti. Bu kishiga xalifalik taklif qilinganda aytayaptiki, Rasulullah tirik turgan paytda imom bo'lgan bir kishi bor. Bu Ebu Bakir. Ebu Bakir turganda men hiç kaçan halife bo'lmayman dedi. Ebu Bakir'e kolunu verdi. Ebu Bakir de özüden üstündür durdu. O halen ki Ömer bin Hattab uzatıya bayağı bir şeyde tayar turgan. Ebu Bayda raziyallahu anhu Ömer bin Hattab ve Ebu Bakir Sıddık davrida ularga bir rozgoy nasihatçı oldu. Ular da doim yonida turdu. Ömer bin Hattab raziyallahu anhu halife bo'lib turgan paytda Şam ülkelerine Ebu Ubayda amir bo'lgan lashkar jihad olib boradi shu o'lkalarda. G'alaba ketidan g'alaba kelardi, Shom o'lkalariga to'un vabo kasali tarqadi. Shunda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bu sahobani tirik qolishligini xolimizda xat yozdi. Ey Ebu Ubayda, Madinada sizga bir
hojatim tushib qoldi. Shu xatim kechqurun kelsa, kechqurun yo'lga chiqing. Ertaman kelsa, ertaman yo'lga chiqing. O'tkizmang. Abu Ubaydaga bu xat yetganda xat olib aytdiki, "Men Amir al-Mu'minning nima maqsadda yozganligini tushundim." dedi. Va javob yozadi. "Sizning menga bo'lgan hojatingizni tushundim. Lekin men Alloh taqdir qilgan narsadan uzoqqa qochishni xohlamadim. Menga itoatda bo'lgan qo'shinni tashlab, ularni oldidan jon saqlab ketishni xohlamadim. Shu xatim yetib borgan bo'lsa, shu buyrug'ingizni bekor qiling, meni yelkamdan bu narsani olib qo'ying." dedi. Va haqiqatan uni hattoki mana shu xat yetganda o'qib yig'laydi. Ya bu Amir al-Mu'minin Abu Ubayda vafot etdimi desa yo'q, lekin o'limga u yaqin deydi. Inson har qancha o'rindan qochmasin, Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, o'laveradi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu, ana shu Umar ibn Faruq gumoni rost bo'ldi va o'lim soatlari mana shu tovun vabo sababli yaqin bo'ldi. O'zini qavmiga, o'ziga itoatda bo'lgan qo'shinga nasihat qilib aytadi, namozni o'qinglar. Men sizlarga bir nasihatni qilaman, shu nasihatni mahkam ushlasanglar, hech qachon yutqizmaysizlar, doim yaxshilikda bo'lasizlar. Namozni o'qinglar, zakotni beringlar, Ramazon ro'zasini tutinglar, sadaqa qilinglar, haj va umrani ado qilinglar, bir-biringizga haqqa vasiyat qilinglar. Amirlaringizga yolg'on gapirmanglar. Amirlaringizga yaxshi nasihat qilinglar. Dunyo sizlarni aldab qo'ymasin. Kishi 1000 yil umr ko'rsa ham, meni momo yetib turgan o'lim to'shagimga baribir kun yetib keladi. 1000 yil umr ko'rganingizda ham o'lim albatta yozilgan haq narsa. Alloh taolo odam bolasiga o'limni yozdi. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tirik jon borki albatta o'ladi. Va Muazimni javobiga qarab aytdiki, "Emos, janozamizni o'qing" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin sahobalar bir-birlarini bu hali otasidan ayrilgan farzandlarda qabrini yaxshi ko'rgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilganda sahobalar ishonmagan ekan Rasululloh o'lgan ekan. Oyoqlari ushamay qo'ygan ekan. Bitta bo'lib bir chekanada bor yig'lashni ehtiyot qilgan ekan, biroq meni ko'rmasin, ko'tarish olmagan bu Rasululloh vafotini. Endi Rasulullohdan keyin bir-biriga suyanib qolgan yetimlar go'yoki bitta ketishyapti endi. Rasulullohning huzuriga ketishyapti. Biz ham boramiz bu odamlar. Xolasaga, xolamasaga. Lekin qanchalik yaxshi ko'ryapmiz Rasulullohni? Qanchalik sunnatiga yashayapmiz? Alloh o'zi bir yordam bersin. So'ngra uzot mana shu so'zlarni aytdi, vafot etdi. Mazim javob aytadi, Allohga rahmat bo'lsin ey qavm, oramizdagi buyuk kishilardan bittasi vafot etdi dedi. Alloh subhanahu va taolo bu zotlarning hayotidan ibratlanib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.